enerjetik kompütürler arası iletişim keyfiyetini göreceğiz. Alabildiğince sırların açılması için önce şunu ifade edeyim. Her konuda sırların sizler tarafından merak edilmesi gerekir. Bunun için biyokompütürde gerekli olan teknolojik dizayn statüsündeki aktifliğe dayalı olarak nasıl bir yapılandırılması, yapılması gerekiyorsa yapılmıştır yani, bunu bileceksiniz. Hiçbir kesin şunu ifade edeyim, biyolojik aktif ve robotik kalıptaki biyokompütürün nöron adı verilen teknobiyo hücrelerin çekirdeklerindeki genetik uzay bölgelerine porlarca ekim ihmal edilmemiştir. Hiçbir şekilde bu konuda bunu gösteriyor. Merak edene merak ettiği mutlaka verilecektir. Merak eden gene bir ayete göre ne diyor? Her biri bir fıtrat üzere yol kat eder diyor. Ben de diyorum ki bu fıtrat üzere yol kat ederken merak eden mutlaka merak ettiği mahiyette kendi fıtratına uygun olanı merak etmektedir. Ve merak ettiği içinde ihtiyaca binaen o merakın giderilmesi için bir bilgiyle karşılaşmayı hak etmektedir. Açık. Şimdi ben diyorum ki burada bir hazeron var, bir topluluk var. Bu topluluğun üyeleri her açılan program mahiyeti itibariyle merak kodlarını provoke edebilecek bir statüde kendi öz irade gücüyle bir atağa kalkışı, bir hamleyi gayretle yapabilirse kesin kes her açtığımız programın mahiyeti itibariyle açılması gerekli olan sır denilen çok önemli bulutların açılmasını sağlayabilecektir. Bu bir interaktif katılıma girer. Bu da bu şemalesi interaktif katılım gerçekten ilk ön planda tutulan bir katılım kategorisine dairdir. Merak edin. Merak edin ki merak ettiğinizin cevabını alabilirsiniz. Ama merak etmeyi önleyecek, köstekleyecek, engelleyecek neler var diyeceksiniz. Matrix var. Açık. Matrix'in kendisi illüzyondur. İllüzyonik zaman, illüzyonik mekan, illüzyonik formlarla doludur. Açık. İllüzyonlara kapılanlar ne diyecektir? Tabii elbette bir dünya beşeri gibi olmazsınız ama bir dünya beşerine bu bilgilerden bahsetseniz, söz etseniz hemen oturmasın. Adam sen de işim ne ya, ben onlarla uğraşacağım. Ben dünyaya gelmişim bir kere. Ömrüm kısa. Ne yapacağım? Vur patlasın, çalınmasın canım. Onun için açık. O ne diyecek senin merak ettiğin şeyler? Kim merak edecek yani? Ne diyecek? Varoluş, yaratılış, evet, sonsuz sınırsız tek bilinç ve imkanlar kaynağı. O kaynaktan gelen sonsuz sınırsız imkanları, bilinç bazındaki destekler, imkanlar bazındaki destekler, evet, sonsuz sınırsız hasletleri kullanan. Siz diyorsunuz ki, ben şu hasletim var, bu kadar hasletim var, ne kadar var? Sonsuz hasletlerin karşısında ne kadar var? Söyler misiniz? Ben şu kadar keyfiyete tabi oldum. Kaç tane tabi oldum? 99'a oldum. Oldum 99'a, sonsuz sınırsız keyfiyet var. 99'da ne yapacaksın? Ancak bir atomik bütün varlığı olabilirsin. 99 sıra keyfiyete tabi olmanın, evet, ihtiyacına binaen yerli yerince ne kadar efor göstermişsen o kadar atomik bütün varlığı olursun anlamıza. 99 sıra keyfiyete. Onun üzerine çık. Açık. Şimdi yani gelmiş geçmiş bütün manevi yönden tedrisatlar bütünselliğiyle alakalı tüm faaliyetleri gösteren o tedrisatların mensuplarına birer birer sor. De ki kaç tane keyfiyet var? Sonra 99 tane keyfiyet var diyecek. Bazıları da diyecek ki sonsuz sınırsız keyfiyetler var. Kaç tanesini biliyorum diyeceksin o zaman.
Kaç tanesini biliyorsun? Ve 99 diyecek. Bunun üstünde bir şey söyleyebilir mi? Ben size soruyorum. Söyleyebilir misiniz? Bunun dışında onun hakkını verin de öyle konuşalım. 99'a, evet 99 hakikate tabi olmanın, evet bu ihtiyaca binaen tabi olmanın hakkını verdin mi? Ben sana garanti veriyorum ve 99'un üstünde bir keyfiyet senin karşına çıkacak. Açık söylüyorum. Hasletler de öyle. İmkanlar da öyle. Hepsi. Hakkını veren, hakkını verdiğinden yana nasibini alır, almış olduğu nasiple ilerler. Yani bu neye benziyor? Zengin daima zenginleştiği ölçüde imkanını kullandıkça zenginleşir. Siz de manevi sermayenizi arttırmalısınız. Açık söylüyorum. Şimdi oryep deyip bırakmayın yani. Bu oryep nedir, nedir? Oryep. Oryep, etroryepin, nasıl biyolojik aktif kompütürün bir hücresi, teknobiyo hücresine nöron diyorsun hani. Değil mi? Oryep odur işte. Etroryepin oryepidir. Yani etroryepin kristal hücresidir. Oryep. Ve cinliler de bunu kullanır. Açık cinli bilinç potansiyelleri de bunu kullanırlar. Ve zili bilinç potansiyelleri de kullanırlar. Elbette tabii karakteristik özellikleri değişiktir. Hadi bu oryeplerde çok büyük sırlar var. Sadece bilgi değil, enerji de var. Neticede bu bilgi ve enerjiye hakimiyetin tesis edilebilmesi için sana imkan verilmiş. Nasıl bir imkan verilmiş? Diyor ki, maddesel enerjetik kaynak düzen kombinasyonuna uygun olarak senin kullandığın bioaktif kompütür ile yine senin yüksek benliğinin kullandığı enerjetik kompütürü bir araya getirip zerrelerinden birleme yapabilirsin. Buna ne deniyordu? Kompütür birlemesi deniyor. Anlaşılıyor. Böyle bir imkan var. Bu imkanı kullanmak gerek. Açıyoruz programı. Buyurun. Nakaktif Zengin Süper Ra program. Oryefler arası iletişim keyfiyeti. Meraklık Özler bulundukları enerjik yaşam ortamlarında kullandıkları oryeflerin birbirleriyle olan rezonans etkinliğine dayalı olarak mütemadiyen iletişim halindedir. Evet, şimdi ilk etapta rezonans üzerinde duralım. Rezonans fiziki bir hadisedir. Materyal yönüyle ele aldığımızda diyoruz, kuantların her biri nedir? Maddi karakter ve hüviyete sahiptir. Yani materyaldir. Öyle değil mi? Madde. Evet, böyle bir durumda materyalist statüde eğer bir aktiflik planı bazında bir iletişimi biyokompütürler arasında oluyor dersek o zaman ne diyoruz buna? Spiritüel öğretide bir şey vurgulamışlar. Nedir o? Telepati diyorlar. Değil mi? Telepati. Nasıl doğuyor bu telepati? Yani fizikte, hadise fizikte. Rezonans. Burada rezonanse olması gerekli olanlar nedir? Aynı. Yok, kompütürde nedir? Evet. Aynı frekanstaki hücrenin aynı mahiyette evet porlarda bir açılım olmuş bilgi ve enerji statüsünde. Fakat muayyen bir skala da dahilindeki baremlerde yer almış. Anlaşılıyor. Hareketli ışıki aktiflik planında biyokompütürün nöron adı verilen hücrelerinin çekirdeklerindeki genetik uzay bölgelerine eklenen porlar var diyoruz. Şimdi biz bunlara ele alıyoruz. Bütün hala. Yani bir biyokompütürdeki diyoruz. Tüm hareketli ışıki aktiflik planında ekilmiş olan bütün porlara ele alalım. Bu porlar kısaca tanımlanan ifadeler kullanacağım. Düşünce porları olsun, duyum porları olsun, duygu porları olsun, zevk porları olsun. Anlaşılıyor. Şimdi
zevkleri yaşayan insanlar var mıdır? Birisi Amerika'da olsun, biri Japonya'da olsun. Peki, aynı zevkleri yaşamışsa nasıl yaşamaktadır? Elbette yersel adaptasyon kişiliğini oluşturmada kullanılan bir olgu, zevksel olgu diyoruz. İnsan kişiliğine ne diyorduk daha önce? Duyumsal, duygusal, düşünsel, zevksel olgular bütünselliği demiyor muyuz? Diyoruz. Bu nasıl çıkıyor ortaya? Bu olguların yaşanmasıyla değil mi? Şimdi bir tanesi Japonya'da oluyor, birisi Amerika'da oluyor. Ama aynı mahiyetteki zevki yaşıyor. Öyle mi? Tamam. Aynı mahiyetteki düşünceleri sürekli olarak devreye sokuyor. Yani düşünsel aksiyonu o mahiyettedir. Biri Japonya'da ama biri Amerika'da. Anlaşılıyor. Aynı mahiyette duyguları sokuyor devreye. Ve bu aynı mahiyette yaşanan olgular belirli bir skala dahilinde belirli baremlere doğru yol kat ediyor. Bir bareme geliyor, çakışıyor. Anladınız mı? Ne doğar? Telepati doğar. Anladınız mı? Mesaj budur işte. Açın. Şimdi aynı durum, ben diyorum, bu enerjetik, kristal, kompütürler olan olyeflerde de mevcuttur. O kuant altı partiküllerden porlarla alakalı bir iletişimdir. Ancak durgun altın ve Ra karakterli porlarla alakalıdır. Peki bu fizik ortamda olsa dahi gene porlarla alakalıdır. Ama bunun içini bir fizikçiye söyle, anlamaz. Açık. Por ne yadır? Ya sen kuark diye bulmuşsun. Kuarkın değişik değişik karakterleri var diyorsun. Ben por diyorum işte. Sen uskun diyorum. Açık. Bu aslında bu iletişime, yani telepati denilen, bu iletişime yol veren, imkan tanıyan, hareketli, ışıklı, aktif porlardaki enerji ve bilgi kayıtlarıdır. Aynı bilgi ve enerjiyi açığa çıkaran biyokompütüründen öyle bir şey geliyor ki istihap haddi doluyor, sınır marjına geliyor ve her ikisi, demin ifade ettiğim gibi biri Amerika'da, biri Japonya'da, fakat aynı skalada bir bareme geliyor, çakışıyor artık. Yani yaşamış olduğu zevklerle, evet, devreye sokmuş olduğu düşünsel aksiyonlarla, yaşamış olduğu duygularla, algılamış olduğu duyumlarla öyle bir şeye geliyor ki birbirinin benzer olmuş oluyor. Özdeş karakterle birbirinin biyokompütürleri arasında böyle bir rezonans doğuyor. Ben de diyorum ki aynı şey zaten asıl planda mevcuttur. Onun için sadıklar planda yukarısı aşağıya, aşağısı yukarıya benzer diyor. Ama bunu diyor ama, bunu diyor ama sırrın içinde sır var, onu keşfedemiyor insanlık. Bunun için diyor, başka ne diyecek? Yani insanların koydukları hükümler için bunu mu diyecek? Devreye soktuğu, icat ettiği yasalar için mi diyecek? Ne için diyecek? Teknolojik özellikleri için diyecek. Açık. Evet. Her bir makro bilinç potansiyelinin devre tuttuğu olyet, cevheri oluşum bor denilen partiküllerinden yapılanmış olan enerji bir kompütürdür. Bu kompütür Atlantik-Yora kayıtlarında entelek kompütür olarak bilinmektedir. Elek kompütür. Elek kompütür olarak bilinmektedir. Her bir makro bilinç potansiyelinin, şimdi bakın, bilinç potansiyeli kompütürü devrede tutuyor. Yanlış anlamayın, bilincin kendisi, yani bilinç beyin dedik zamanında olyef için tamam diyoruz ama bilinç beyin dendiğinde şaşırmayın. Bilinç potansiyeli var, bir de cevherden oluşturulmuş bir kompütür var. Bunun üzerinde idari bağlamda bilincin bütünselliği, yani makro farkındalık düzeyine sahip olan bilinç potansiyelinin bütünselliği ona hakim olduğu için bilinç beyin deniyor. Anlaşılıyor. Yani bilince ait beyin anlamında. Yanlış karıştıranlar oldu ben. Bunu birkaç defa düzelttim. Ama genel karıştıranlar oluyor. Onu söyleyeyim. O niyet dedin mi? Bilinç beyin. Yani bu şekilde tercüme ettin mi? Bilince ait beyin anlamında tercüme etmen lazım. Yoksa bilincin kendisi beyin olmuş demek değil. Anlaşılıyor.
Bilinç kesinlikle beyin olmaz. Bilinç kullandığı cevherden yapılanmış kompütürle o beyni kullanım aşamasındadır. Onun için bu ifade kullanılıyor. Evet. Evet, kompütür arayacağız. Enerjetik kompütür. Olyev eşittir nedir? Evet, kompütüra. Neye açıktır? Neye açıktır? Enterek kompütüra olmaya açıktır. Elek kompütüra. Diğer taraftan diyoruz, apio kompütüra bilir mi? Apio kompütüra bilir mi? Neye açıktır? O da enterek kompütüra. Kısaca, astral plandaki kompütür ile diyoruz, maddi plandaki bulunan kompütür birleme yapmalıdır. Ve esasen şu ifadeyi de kullanabiliriz. Esasen o kompütür, yani biyokompütür, enerjetik kompütürle birleme yapsın diye devreye sokulmuş ve bilincin makro kıstastaki potansiyeline ne verilmiştir? Hak verilmiştir. Dikkat edin, ne yapıyor makro? O kompütürü yapıtlayana kadar önce neden başlıyor? Onun en küçük zerresinden, maddi karakter ve hüviyete sahip neden başlıyor? Kuantlarından başlıyor. Kuantlarından başlıyor. Evrime. Evrime başlıyor. Önce ne yapıyor? Mineral evrimi. Onu tamamlıyor. Onun hakkını verecek. Sonra ne yapıyor? Bitki evrimine geçiyor. Onun da hakkını verecek. Orada hücresel evrim var. Hücreye geçiyor. Önce ne yaptı? Mineraller. Sonra mineraller bir araya gelip ne yaptı? Bileşikler oluşturdu. İlk bir organizma çıktı ortaya. Ne yapıyor? Orada hücresel bir evrim var. Bitkisel evrimde. Onun akabinde daha böyle karmaşık hayvansal evrim var. Ama ne girdi ortaya? Biyokompütür girdi. E şimdi hayvanda biyokompütür var. Ama bakıyorsun. Hayvanda biyokompütür var. E benim varlığımda da biyokompütür var. E senin varlığındaki biyokompütürle hayvandaki biyokompütür bir olur mu? Olmaz. İlk etapta ne diyoruz? O hayvandaki biyokompütürün teknobiyo hücrelerin çekirdeklerindeki genetik uzay bölgelerinde düşünsel duyarlılıklar, yüklü porlar yok diyoruz. Yani kısaca düşünsel aksiyon yok hayvanın biyokompütüründe. Ama duyum var. Kesin görülüyor zaten. Duygulanma, duygulanma da var. Birçoğu hadiseler var. Kedi geçti karşıya, yavrusu orada kaldı. Gözümün önünde ben gördüm. Bakın İzmir'de oldu bu hadise. İzmir, noktaya gelmeden bir İzmir spor statı var. Oradan bakıyorum şimdi. Kedi geçti karşıya, ana keçi, yavrusu orada kaldı. Döndü şimdi, vasıtalar da geçiyor. Vasıtalar geçiyor, böyle yapıyor yani. Yapıyor. Ben de seyrediyorum, böyle yapıyor. Yapıyor, geçme yani diyor bana. Yavru kedi dinler mi? Git geçti. Gitti. Bu kaldırdı kendini yere vurdu. Kaldırdı kendini yere vurdu. Kaldırdı yere vurdu, orada cansız kaldı. Buyurun canım, duygulanma yok muymuş? Duygulanma var. Bunun gibi daha birçok deneylerle karşılaşmıştır insanlık. Neyse. Efendim, daha başka ne olabilir? Zevklenme de var. Açık görünüyor. Ama gelin, düşünsel aktivasyon bazında bir uygulama yok. Onun için ne diyoruz? Gelişime açık ama henüz daha gelişim statüsündeki denge rayına oturtulmamış. Nerede oturacak? Beşerde oluşacak. Oturacak. Beşer nedir? Beşer de hayvansal evrim aşamasından sonra gelen hayvan insandır. Açık yani birçok tedrisatlarda var yani bu ifade. Beşer de ne yapıyor? Hayvan insan diyor ifade. Biz mutat insan diyoruz. Mutat insan diyoruz. Beşer diyoruz. Ama insan olan insan değil henüz. İnsan olan insanda artık biyokompütür yoktur. Var olduğunu zannederler. Ama ne vardır? Ne vardır? Enerjetik kompütür mü var? O da yoktur. Ne vardır? İkisinin birlemesi yapmış olduğu hali vardır. Yani insanı kamil, evrensel insan numunesi dedik mi? Orada ki o metabolizmada, o yani formda bulunan kompütür artık entelek kompütüradır. Anlaşılıyor. Evet. Makro kıstastaki enerji kompütürler bilincin özdeki karakterine göre üç kategoride toplanırlar.
1 Ra Komputura Kalmanayt Olyev, 2 Toran Komputura Dorjedeyayt Olyev, 3 Ton Komputura Santifirayt Olyev. Enerjik komputürler devre oluşun ses, ateş, ışık, güç kıymetleri açığa çıkarılmış karakteristik özellikleriyle etkinlik gösterirler. Kendi hazinelerinde bilgi ve enerji, Ra altın durgun bilgi ve enerji hallerinde bulunmaktadır. Şimdi ilk etapta makro kıstastaki enerjetik komputürleri görelim. Bunlar cevherin ilk etapta ışık gücünün açığa çıkması durumunda biyoplazmik yapıda bir biyokomputür vardır. O şimdi enerjetik komputür kategorisine girmiyor. Ama diğer üçü, bir, santiferin kullandığı var. Yani durgun cinliğinin kullandığı komputür var. Zaten ona karakterinden ötürü de toran komputura, torun komputura, Ra komputura ifadeleri kullanılıyor ya. Hatta Piora da kullanılıyor ya. Bunu da söyleyeyim. Böyle bir durum mevcut. Şimdi bu komputürleri enerjetik yaşam prototipleri olan cinnilerle vezirler kullanıyorlar. Artık bu bilinmektedir. Ve Andromeda galaksisi ile diyoruz Sapley 3 galaksisi imame karakterli galaksidir. Yalnız İmame karakterli oluşundan dolayı orada bulunan cinni ve veziri yaşam koloniler birliği diğer galaksilerde, gene altın ve durgun galaksilerde bulunan bütün enerjetik yaşam prototiplerinin imame karakterine haiz olduğundan dolayı bu çekirdek dünyaya bunlar geliyor gidiyorlar. Yasalar var. Bir, transferasyon yasası. İki, enkarnasyon yasası. Üç, ne var? Atlanta bilinç ve imkanları, model oluşu insan değerler yasası. Ha, bu çok önemli. Demek niçin gerek gidiyorlarmış? Emsal bir, hocam model oluşacak, emsal. Emsal olacak yerlerde. Onun için gidiyor geliyor, onun için gidiyor geliyor aslında. Yerlerde verilmiyor bak o hak. Ama o hak yerlerde verilmiyor da hakları çiğnenmiş değil. Zira emsal ortaya çıktı mı model bazında otomatikman ne oluyor onlar aynı tornadan çıkmış nasıl bir tornacı bir emsali çıkartır ondan sonra açıyor aynı onun gibi ona veriyorlar. Orada nasıl bir sistem devreye giriyor? Azman ya ve Tunari kılavuz olucu sistem. Anlaşılıyor mu? İşte ona gelsin yani. İşte o hale gelsin. Kılavuz olucu sistem devreye giriyor. Ve ne oluyor? Aynı o prototipin burada çekirdek dünyada evrimleşmiş o prototipin tüm vasıflarına, niteliklerine sahip olan prototip otomatikman ortaya çıkıyor. Böyle bir hak var. Öyle bir şey geçiyor. Altın komputür, Ra komputüre, durgun komputür altına bağlanmaya meyillidir. İşte bakın şimdi burada bir tane sır vermiş. Demek ki altın cinniler vezirlere kilitlenmesi bu özellikten kaynaklanıyor. Bakın dikkat edin. Altın cinniler vezirlere kilitlenmeye açık. Altın kompütür Ra kompütüre yani vezirinin kullandığı Ra kompütüre durgun kompütür de altına bağlanmaya meyillidir. Böyle bir özellik var. Bu özellik nereden geliyor? Porlardan geliyor. Porlardaki kayıtlardan. Peki böyle bir pora bu kaydı vermek için ne olması gerekir? Porun altındakine ne olması gerekir? Senlere. O da nereden gelir? O zaman nereden gelir? Matun merkezden. Yani Allah'lık diye ifade ediliyor. Tabi orada onun o uygulamaya geçmesi lazım. Allah'lık kaydı olacak. Allah'lık kaydı. Şimdi süper bilinç diyorduk ya. Daha önce için ne diyoruz? Allah'lık. Açık. Pozisyonu, Allah'lık. Allah bilinç boyutundan söz ediyoruz. Açık. Yani bak, bilinç boyutu dedim mi ne oluyor? Nedir? Boyut bak, kısıtlandı. Allah bilinç boyutu diyorum. Bak, Allah dedim mi? O zaman ne oluyor? Sonsuz, sınırsız Allah oluyor işte. Kur'an-ı Kerim'de, İhlas Suresi'nde bu vurgulanan. Anlaşılıyor? Yoksa Allah bilinç boyutu dediğinde
Ne yapacaksınız? 600 karyantaslık bilinç olgusu olan diyoruz. Matur merkezdeki bilinç potansiyeller ne lan? Maturamon diyecek. Açık. Evet. Devam ediyoruz. Olyeferi kullanan makro bilinç potansiyelleri enerjileri ve derinlikleri enerjik formun üst ekstremitedeki şartlarından olyefer üzerinde idari bağlamda etkinlik kurmuşlardır. Olyeferi kullanan makro bilinç potansiyelleri enerjileriyle devindikleri enerjetik formun üst eskilimizdeki atlıyor mu? O da yok. Gidin. Şakra şeyini. Bakın bu. Buna kuruyor bak. Üç tane. Üç tane. Ama makro kıstası. Bakın. El al. Bakın bunun kıymeti ne? Bunun. Ne diyeyim? Enan aktif. Aktif mi ne diyeyim? Enan aktif. Ne diyeyim? Makro. Makro kıstasla bir enerjiyi devindirebilir. Makro kıstastaki bir bilinç potansiyeli kendi sahip bulunduğu makro farkındalık düzeyine yakışır bir tarzda kendi öz enerjisini, galaktik öz enerjisini, makro kıstastaki öz enerjisini, bakın üstüne duruyorum, yanlış anlaşılmaz. Açık söylüyorum, bakın. Ne oldu? Şimdi Çakır Nahura, değil mi? Çakır Nahura nedir? Şuradan kesti bak. Şuradan kesti. Bu ne? Alt ekstremite. Bu ne? Üst ekstremite. Değil mi? Evet. Şimdi iki tane cinli karakter var. Birisi Çakır Nahura'daki öz enerjisini devindiriyor. Buna durgun cinli deniyor. Diğeri ise kendi öz enerjisini değiştiği altın karakterli bir potansiyeldir. Yani buna ne deniyor? Altın cinli deniyor. Bu her ikisi de ne kullanıyor? Göksel planda. Göksel planda ne kullanıyor? Elektrik kompütüra. Peki birleme yaptıktan sonra ne kullanacaklar? Elektrik kompütüra. Yeryüzünde. Birleme yapsın burada. Otomatikman ne kullanacak? Elektrik kompütüra. Torum cirakteye elektrik kompütüra. Torum cirakteye gene ne diyoruz? Elektrik kompütüra. Yani durgun karakterli maddesel enerjetik kaynak düzen kombinasyonuna ait bir kompütürü burada kullanabilecek. Ama işte bunu kullanması için ne yapması lazım? İki aşamalı erginlik kazanma sisteminin icatlarına uygun. İlk aşamadaki erginliği, yani makro kıstastaki erginliği kazanması lazım. Bir cinli mi? Cinli ise altın cinli, o zaman durgun karakterli bir kompütürü, evet, biyolojik kompütürle birleşiminden ortaya çıkan bir entelekt kompütürü kullanabilir. Altın cinli ise o zaman altın karakterli bir enerjetik kompütürü, biyolojik kompütürün birleşmesinden sonra ortaya çıkan entelekt kompütürü kullanabilir. Peki Ra ise o zaman şuraya geliyoruz otomatikman. Ama diyoruz ki bakın burada da yanılmayın. Burada hem süper makro kıstasta hem de makro kıstasta enerjiyi devindirebiliyor tanrısal özlerimiz. Tanrısal özlerimiz ilk etapta evladi bilinç performansına sahip galaktik özlerin enerjisini devindirtiyor ki o özlere ne diyorduk? Kahamon diyorduk. Demek kahamonların kullandıkları Ra kompütüra dedik mi? Ama makrum zengene diyorsun bak. Makrum zengene elektrik kompütüra. Dedi Ra kompütüra. Ama ne diyoruz? Makro kıstastaki enerjetik kompütür olan Ra kompütür olan. Anlaşıyor musun? Böyle bir durumda burada vücuda gelse, kendini yaratsa, yani insanın kamil modeli, evrensel insan modeli çıksa, o esnada o veziri burada kamon olarak neyi kullanacak? Entelekt kompütürayı, Ra karakterli entelekt kompütürayı kullanacak diyoruz. İşte bütün bu açıklamalar böyle. Anlaşılıyor. Diğer taraftan eğer entroyeme gelirsek o zaman artık ne geliyor? Ses gücü giriyor devreye. Bu şimdiye kadar anlattığımda ne giriyordu? Ya ateş gücü, ya durgun ateş, ya altın. Ama süper makro kıstastan söz ettim mi otomatikman ne girecek? Ya asil sesi girecek veya ras sesi girecek diyoruz.
ki göksel planda bilinç potansiyelleri kendi makro farkındalık düzeyiyle devindirdikleri galaktik öz enerjileriyle bir enerjetik kompütürü kullanabiliyorlar. Bu neye benziyor? Bilinç kıymetleri üzerinden nasıl bir kompütürü hakimiyet altına alıyor, onu kullanıyor. Yine aynı yüksek benlik kullanıyor. Bakın, aynı yüksek benlik kendisi göksel planda bir enerjetik kompütürü kullanırken aynı zamanda zenzenyap diye geçiyor. Biliyorsun öyle bir sözcük var, çok önemli bir sözcük. Zenzenyap. Aptal konsere. Aynı zaman içinde, yani senkronik olarak böyle, buradaki biyokompütürü de bilinç kıymetleri üzerinden kullanıyor. Ne kadar önemli bir şey. Şimdi bilinç kıymetleri üzerinden kullandığı biyolojik kompütür, yani beyin, genetik bağlamda alabildiğince ihtiyaca binaen teknolojik donanım aktifliğine tabi tutulmuş. Nelerde, ne kullanılıyor da tutuluyor? Porlar kullanılıyor. Porlara bilgi ve enerji yüklenmiş ve genetik uzay bölgelerine ekilmiş. Bunları birer birer açılıyor, gittikçe biyolojik kompütür ne oluyor? Teşkilatlandırılıyor. Bir üst teşkilatlandırmanın üzerinde bir üst teşkilatlandırma, bir üst teşkilatlandırma. Ne diyoruz buna? Nasıl bir uygulama? Repetitiflik planıyla alakalı uygulama. Yani yeniden teşkilatlandırma, güncelleme, ihtiyaca binaen ne güncellenecek de onun akabinde yeniden yapılandırıp yaratma. Neye doğru gidiyor? Neye doğru yaklaştırılıyor? Bak yukarıya, göksel planda neye doğru? Kendi ikiz eşi olan elektrokomputuraya doğru yol kat ettiriliyor. Elektrokomputura da ne yapıyor? Ona göre çalışıyor. Burada nasıl bir ifade kullanıyorduk ilahi prensip olarak? Benze ki benzeyebildiğin, sana benzeyebildiğin ölçüde yaklaşacak. Bakın ifadelere bak. Şimdi bunu kaç sene önce söylemişizdi, devreye girmiş, belki 15 sene, belki 17 sene önce. Bakın halen bak söylüyoruz bunu. O zaman ne var diyeceksiniz? Ortada sonsuz, sınırsız, uzay bilincine ait, bilgiye ait bir öğreti var diyeceksiniz. Açık. Çünkü birbirini tamamlıyor daima. Hani kemir gibi nasıl böyle bilinmeyenleri getiriyorsun, oradan bir takım şeyler yapıyorsun. İşlemlerden sonra o bilinmeyen çıkıyor ortaya, ikisi anlamı çıkıyor. Ama çıkıyor ama bu sefer de başka bilinmeyenler çıkıyor. Bu böyle gidiyor. Sonsuz sınırsızlığa açtırıyor, kavramlıyı. Kavramı daima şoklama durumu var. Bir yerde bırakmıyor. Yani demode olmuyor. Zaman aşımına uğramıyor. Zamanla birlikte hareket ediyor. Yine bir tane bak hadis var, ne diyor? Zaman sana uymazsa sen zamana uy diyor. Zaman uymaz sana. Sen daima zamana uyacaksın. Aç. Devam ediyor. Olevleri kullanan makro bilinç potansiyelleri enerjileriyle devindikleri enerjik formun üst ekstremitedeki şarkılarından olevler üzerinde idare bağlamında etkinlik kurmuşlardır. Bu etkinlikle olevleri ilahi yasaların öngördüğü prensiplere uygun olarak kullanan makro bilinç potansiyelleri kullandıkları olevlerle madde kaynaklı çekirdek düzeni olan dünyada kendi özdeş makroların kullandıkları biyolojik kompütürlerle bileme yapmakla yükümlüdürler. Bu nedenle bu hadisenin gerçekleşmesi için çok önemli eforları devreye sokarlar. Şimdi demin ifade ettiğim bir beşeri varlığı burada devrede tutan bir makronun kendi kullandığı elektrokompütürü ile kendi bilinç kıymetleriyle devinmiş olduğu alt ekstremitedeki şakralarla idari bir hakimiyetini kurduğu beyni gittikçe birleme yapma babından bu şekilde. Ama şimdi bu demin ifade edilen, bir daha cümleyi okuyalım. Burada gelişmiş bir makro var. Gelişmiş ve planına çekilmiş. Anlaşılıyor. Ve bu makro tekrar buraya gönderiyor. Müteahhit defalar zaten yollanıyor, onu da ifade edeyim.
makrolar. Gelmiş geçmiş uzay zaman dilimlerinde makrolarımız 78 bin senelik uzay zaman sürecinde ne yapılıyor? Transferasyon yasasına göre transfer ediliyor. Şimdi iki tane makro var. Birbirinin benzeri. Nasıl? Aynı asil kaynaktan sadır olmuş ve galaktik öz planda bulunuyor. Şimdi bunları da birlemeye atması lazım. Mesela bir tanesi Sabri 3 galaksisinde durgun cinli karakterdir. Neyi kullanacaktır? Evet, öbürü ise neyi kullanıyor? Altın kompüteri değil mi? Şimdi bunlardan birisi dünyaya indi, bilim. Bu sefer ne olacak? Her iki kompüterin birlemesi. Bununla diğer birlemeyi karıştırmayın. Anlatabiliyor muyum? Birisi zaten her birinin kompütürleri birleme yapmış. Bu durumdadır. Yani belirli bir seviyeye gelmiş. Onlardan biri aşağıya indi. Yani durgun cinliğinde aşağıya, altın cinliği yukarıda. Veyahut da kanon olarak ele alalım diyelim. Özdeş kanonlardan biri aşağıya indi, diğeri göksel planda kaldı. İşte burada ne olması lazım? Her iki kompütürün, ya enerjetik kompütürün de birleme yapması lazım. Zaten diğer kompütür, yani enerjetik aşağıdaki enerjetik kompütür, biyokompütürle de birleme yapma durumu hasıl olup ondan sonra enerjetik kompütürlerin birlemesi yapmaz durumu oluyor. Ve ortaya ne çıkıyor? Yine entelek kompütüre çıkıyor. Ama burada birleme yaptığı için o zaman diyoruz ki artık burada mutlak çekirdek düzeni vardır diyoruz. Çünkü iki makroya ait olan kompütürlerin birleme yaptıktan sonra birleme yapması söz konusu. Her iki makronun diyoruz, biyolojik kompütürüyle enerjetik kompütürü birleme yapmış, sonra ne oluyor? İki birleme yapmış olan kompütürlerin birleme yapması söz konusu. Bu durum anlaşılmış mıdır? Böyle karıştırmayın. Daha sonraki programlarda ya bu şöyle midir, böyle midir demeyin. Ben apaçık söylüyorum. Ortada bir şey. Hakikat. Birisi kapalı sinyalizasyon tertibatına girer. Yani burada bir beşeri varlığı devrede tutarken bir yüksek benlik kendisi yukarıda ise o zaman o kapalı sinyalizasyon tertibatına girer. O esnada demin ifade ettiğim gibi ilk ifade ettim dedim. Bilinç kıymetleriyle birlikte o biyokompütür üzerine idari hakimiyet kurarak o biyolojik o formdaki beyni kullanır. Bir taraftan da enerjetik kompütürü kullanır dedim. Şimdi böyle bir durumda diğeriyle karıştırmayın. Diğerinde iki makro var. Gelişmiş, özdeş makro. Burada ise bir makro var. Burada da beşer var. O bilinç kıymetlerini buraya ne yapmış? Transfer etmiş. Anlaşıldı mı? Tamam. Devam edelim. Özdeş makroların kullandıkları olyefler arası iletişimler göklerde daima devrede bulunmaktadır. Ancak özdeş makrolardan biri yerde, biri gökte iken, yerdekinin enerjik kompütürler arası iletişim kodunun açılıncaya kadar birbirleriyle iletişime geçemezler. Evet, şimdi göksel planda olduğunda, yani buraya transfer edilmeden önce, enkarnasyon yasasına göre enkarne edilecek yine beşeri formla, evet, rahimden, çocuk oluşacak. Onu da ifade edeyim bakın. Ama belirli bir yere geldikten sonra makro farkındalık denge rayına oturdu mu bileceksin ki o burada yerdeyken gökteki makro farkındalık düzeyine erişmiştir. O zaman ne oluyor? O artık enerjetik kompütürle maddi kompütürü birleme yapmıştır. Şimdi ne hakkı vardır? Bunun ne hakkı vardır? Gökten özdeş makrosuyla birleme yapma hakkı vardır. Anlaşılıyor. Bakın şimdi bu birleme yapma durumunda da nasıl bir şey var ilahi yasalara göre? Aşağıdaki daima rahim kodundan devrede tutulur. Yukarıdaki ise Rab kodundan devrede tutulur. Rab kodundan devrede tutulan makro, Rabbiyetin tüm ilkesini 3 tane program aktifliğiyle devrede tutar. Nedir? Birisi öğretimdir, diğeri nedir? Gözetimdir, diğeri nedir? Denetimdir. Üçüne birden eşittir. Eşittir ne çabucak? Ne yapıyor? Eğitim,
Anlaşılıyor. Yetiştirme programını açmak zorundadır yukarıdaki makro. Her ne olursa, nerede bulunursa bulunsun bak. Nerede bulunursa. Şu komitelikte mi? Komitelikte mi yani? O tamam. Nerede bulunuyor? Diyelim Andromeda galaksisinde teknolojik uzmanlar birliğinin arasında. Değil mi? Olabilir. Samanyolu galaksisinde Sirius, Lyra ve Vega yıldız sistemlerinde bir teknolojik uzman. Olabilir. Hepsi Rabbiyeti devreye sokmakla yükümlüdür. Anlaşılıyor. Yetiştirecek alttakini. İşte zaten bunu karıştırıyorlar. Diğer tezis haklarını artık adını vermek istemiyorum. Diğer yerlerde sistem ifadesini kullanarak yani böyle bir takım faaliyet sürdüren ortamlarda bunu karıştırıyorlar. Anlaşılıyor. Ya diyorlar mesaj. Amen kanal. Ya dur bakalım sen bunu tetkik etsen tetkik edebilecek bir serayete sahip misin? Bir uzmanlığa sahip misin bakalım? Hemen tuttum tak mesaj alıyor kanal diyorsun. Belki bu bilincin kendinden kendine kanal olucu sistem doğrusunda devrede tutuluyor kendi tanrısal özü tarafından. O zaman ne diyeceksin? Burada bir yetiştirme programı var. Hemen her şeyi tutup da bu mesajdır, bu mesaj güç odağıdır, işte yukarıdan alıyor bir yerden deme ya. Belki burada bir kapalı devre sistemi var. Açık. Yetiştirme programı esnasında Rabbiyet kodundan devreye sokulan makroyla rahim kodundan, rahimiyet kodundan devreye sokulan makro arasında ne var? Özdeş makro birleme yapsın diye eğitim var ya, eğitim. Eğitim bitince ne yapacak? Birleme yapacak. Bunu zaten İslam bunu vurguluyor zaten. Ne diyor? Men arefe sırrı diyor. Ne diyor? Men arefe nefsahu fekat arefe rabbehu diyor. Yani kendini bile Rabbini bilir. Rabbi de kendi göksel makrosudur. İkiz makrosudur. Özdeş makrosudur. Açık. Bunları biz de geçirdik. Ve bunu da defalarca vurguladım yani. Benim markam size örnek olsun diyorum. Açık. Bunu biz de geçirdik. İzmir'deydik. 1 Ocak 1984'te açıldı. Bize ne oldu? Rabbiyet kodu yükümlü olan makro, kafisan. Ben Rahimiyet kodu Dabada. Aralarında bir iletişim. Telekinasyon kategorisine giriyor. Ve 17 Eylül 1991'e kadar bu yetiştirme programı sürdü. Bu sefer iki özdeşmenin Macron ne yaptı? Birleme yaptı. Arkasından Rahmaniyet kodu. Şimdi vurgulayacağız onu nasıl giriyor. Tayinleme esasında hemen girmesi gerekir. Yani mutlak çekirdek düzen oldu mu otomatikman hemen tak devreye girmesi gerekir. Ne için? Tesis çekirdeği. Aslında mutlak çekirdek düzeni amaç değildir. Vasıtadır. Ne de mutavasıt. Bak ifade bu. Aracı. Aracı bir vasıta. Onun akabinden ne gelecek? Tesis. Asıl amaç budur. Evet devam edelim. Kendi kullandıkları olyefler arası iletişimle birbirlerine yaklaşarak birleme yapacak olan makrolardan biri ilahi yasalar mucibince yerde bir ana rahminden rahim nezaretinde doğrulanması gerekmektedir. Bu makro rahim tarafından desteklenir. Özdeş makrolardan gökteki ise Rab nezaretinde devre tutulur ve Rab tarafından desteklenir. Bitti. Bakın bu çubuk. Şimdi bunu dışarıdaki kardeşlerimiz de açık açık tedris etmesi gerekir. Çok önemli bir konudur. Mesela Güney Amerika'da olabilir, Kuzey Amerika'da olabilir, Avrupa'da olabilir. Bunların çevrilmesi lazım yani. Açık söyleyeyim. Bu şey, bu olimpiyatlar arası iletişim. Çünkü burada nasıl gelişiyor? Nereye varıyor? Amaç nedir? Yani bütün bunları bilmeleri lazım. Kendilerine tutuyoruz, mantıra veriyoruz. Niye veriyoruz mantıralara? Güncelleme mantıralarıdır onlar. Draymerium, cezeryan, yani güncelleme mantralar tam mantra olarak çevrilmiyor. Onu siz bilmiyorsunuz ama artık bileceksiniz. Bu güncelleme mantralarını kullana güncellenmesi gerekli olan daha önce 78 bin senelik süreç zarfında muayyen uzay zaman dilimlerinde oluşturulan kişilikler hep vasıta olarak kullanıldığında o vasıta olarak kullanılan kişiliğin değer yargılarıyla bir takım fonksiyonlar vurgulanmış. Bazen bu matlık fonksiyon olmuş.
Bazen de ne olmuş? Desfonksiyon olmuş. Yani istenmeyen fonksiyon olmuş. Bütün hepsinin bir araya getirilip değerlendirilmesi gerek. Açık. Şimdi damgalar atılmıştır 21 Aralık 2012'den sonra. Artık damgalar sürekli vuruluyor. Bunu bilin. Kendi damganızı siz kendinize basıyorsunuz. Onu da bilin. Kendi tanrısal özünüz sizin daima takdiri yapan, değerlendirmeyi gerçekleştiren ve damgayı atan olmaktadır. Evet. Rabbin destek verdiği makronun kullandığı olef ile yerdeki özdeş makronun üzerinde onun hamilinin yapma yükümlülüğü mevcuttur. Makronun maddi bedendeki gelişimine yarayan bu hamillik, çekirdek dünya Rabbi tarafından öğretim, gözetim, denetim programlarının hangi boyutlar devreye sokulmuş ise o boyutların icablarına uygun olarak desteklenir. Rabbin destek verdiği makronun kullandığı olye. Bakın çok önemli. Demek ki bu olyefin, madem ki Rab buna destek veriyor, bu olyefin varlığındaki bilgi ve enerji Rabbiyet fonksiyonlarının vurgulanmasına müsait olmalıdır. Anlaşılıyor. Gökteki makro diyoruz, özdeş makro. Madem ki çekirdek dünya Rabliği adına Rab olacak kendi özdeş makrosuna, bunun için kullandığı olyefin bilgisi ve enerjisi buna müsait olacak. Her bir makronun gökte bulunan, her bir tanrısal öze ait gökte bulunan makrosunun kullandığı olye, madem ki Rabbiyet kodundan devreye girdirilmektedir o makro, buna müsait olmalıdır. Anlaşılıyor. Bilgisi de enerjisiyle ve mütemadiyen Rab tarafından desteklenmelidir. Çekirdek dünya Rabbi tarafından desteklenmelidir. Beni ola ki belirli bir yere gelir. O esnada evet Rabbiyetin fonksiyonelliğini yerine getirmek için destek ihtiyacı duyar. O esnada ne yapıyor çekirdek dünya Rabbi? Destek görüyor bakın. Cümleyi tekrar okuyalım. Çok önemli bir cümle. Okuyalım. Rabbin destek verdiği makronun kullandığı olef ile yerdeki özdeş makrosunun üzerinde onun hamilini yapma yükümlülüğü mevcuttur. Yerdeki makronun maddi bedendeki gelişimine yarayan bu hamillik, çekirdek dünya Rabbi tarafından öğretim, gözetim, denetim programlarından hangi boyutlar devreye sokulmuş ise o boyutların icablarına uygun olarak desteklenir. Bakın, altını bakın çiziyorum bakın. Yerdeki makronun maddi bedendeki gelişimine yarayan bu hamilik. Her birinizde bu var. Bunu söyleyeyim. Sizlere tanrısal öz olarak ifade ediyorum. Diyorum ki sizler tanrısal özler olarak kullandığınız iki makroyu, birisini rahim kodundan, birini Rab kodundan devreye sokmakla yükümlü ve yetkilisiniz. Sizin için bu haktır. Ama size tanrısal özler olarak hitap ediyorum. Anlaşılıyor. Yani siz tanrısal özce burada vücuda gelip kendinizi yaratmak istiyorsanız önce bilinçte üç makroyu bir araya getirip testis oluşturmakla yükümlüsünüz. O testis çekirdeği oluşturulmazsa tanrısal özün burada vücuda gelmesi mümkün değildir. Daha ilave bilgiler olacak. Devam ediyoruz. Destekleyen, desteklediğini kendi hamilik yükümlülüğüne uygun olarak destekler. Kendileri destekleyenler makro farkındalık düzeyindedirler. Unutmayalım. Aşağıdakiler ise kapalı olabilir. Belirli bir statüde transformasyon fazı düşük olduğu için farkındalıkça düşük olabilir. Ama o makro farkındalık düzeyine gelinceye kadar o hamiliğin yükümlülüğüne binaen yetiştirme programının boyutlarını uygulamakla yükümlüdür. Rabbiyet kategorisinden devreye giren makroyu kastediyorum. Anlaşılıyor. Destekleyen diyor. Destekleyen, desteklediğini kendi hamilik yükümlülüğüne uygun olarak destekler.
Bakın tekrar tekrar vurguluyorum, konu çok önemli. Zira sizlerin gelişiminle alakalı, gelişiminizle alakalı, anlaşılıyor. Bu yolu takip edebilirsin, başka yol yok. Açık, hangi tedrisata git, oku bunu, içine git, orada bu mesajları bulacaksın. Üstü kapalı da olsa bulacaksın. Mesela en güzel örneği bakın. Men arafe nefsavu, nefes arafe rabbi. Bitti. Burada belli diyor. Rabbini bil diyor. Birçok tedrisatlarda var. Rabbini bil, Rabbini bil diyor. Açık. Burada dünyada bileceksin Rabbini diyor. Açık. Evet. Bir de tasavvufta rüyetullah sırrı var. Biliyorsunuz. Yani Allah'ı görme. Aslında Rabbi gören Allah'ı görme durumunu elde etmiştir. Neden? Çünkü her bir Rabbiyet kodundan devreye giren makrobiliş potansiyeli nedir? Gene Allah'ın kaydına göre devreye sokuluyor. Ve Allah'ın nezaretinde devreye sokuluyor. Anlaşılıyor. Mesele bu. Evet. Hamiyet görevli makrolar, yerdeki özdeş makroların maddi bedende içindeyken makro kıstasa ulaşan farkındalık hallerinin yoğunlaştığı anlarda istifade ederek onların bu farkındalık anlarında aktif olan olimpleriyle kendi kullandıkları olimplerle iletişim kurarlar. Hamiyet görevli makrolar, yerdeki özdeş makroların maddi beden içindeyken makro kıstasa ulaşan farkındalık hallerinin yoğunlaştığı anlarda istifade ederek. Bakın şimdi ne oldu? Sen yoğunlaştırırsan onu açık, kesinlikle senin Rabbiyetle yükümlü olan özdeş mahrum mutlaka seninle iletişime geçer. Oradan gelen o ilcalar, küçük küçük paket yardımlar aslında senin yetiştirme programının uygulama bulutlarıdır. Açık. Bunu alırsın. Ve gittikçe yol kat edersin. Ve belirli bir yere geldiğinde artık bu bilinmelidir ki bunun kalıcı olma statüsündeki yoğunluğunun olma frekansı ve sabitesi artacaktır. Yani kalıcı olma. Ona ne diyorum? Telekinasyon. Böyle. Bilhassa iz olman hallerinde ki spiritüel bir terim kullandım veyahut da trans hallerinde diyoruz. Tasavvufta yakaza olarak bilinen hallerdir. Mesela uyku ve uyanıklık arası. Diyelim ki gündüz de olabilir. Yani illa gece olması şart değil. Diyelim bir oturdum bir sol koltukta böyle bir şeylik geldi. Üzerinde bir yoğunluk. O esnada bir takım sesler duydum. Bir takım vizyonlar gördüm. O esnada bileceksin ki senin özdeş makron Rabbiyet kodundan devrede sokması gerekli olan öğretim, gözetim, denetim, program bütünselindeki bulutlarının uygulamasını yapmaktadır. Anlaşılıyor. Bunların hepsini tekrarlamak, evet, bunların üzerine gitmek, bunların değerlendirilmesinin akabinde belirli bir farkındalık düzeyine erişmek aslında ne oluyor? Özdeş makrosuna yaklaşım statüsünde bir aktiflik oluyor yani. Evet. Bu iletişimin yoğunluk olma frekansı sabitesi istenen bir seviyeye ulaştığında iletişimde olan olyefler birleme yaparlar. Birleme yapan olyeflerin akabinden her iki makro kıstastaki bilinç potansiyelleri de birleme yaparak Rahim ve Rab adına bilincen dualite fazındaki çekirdek düzenini oluştururlar. Önce demek ki birleme yapıldığında ne oluyor? Dualite fazında. Yalnız bakın dualite dediğimizde çüp çüp kutbiyet yasasıyla alakalı bu kastedilmiyor, onu hatırlatayım. Yani trinite fazı olduğu gibi dualite fazı da vardır, bilinç fazında. Dualite fazında birleme yapması gerekli olan iki potansiyel, her neyse diyoruz, olyef olabilir cevherden müteşekkil yapılarla alakalı potansiyeller, birleme yaptıktan sonra mutlak çekirdek düzeni ifadesiyle bilinen çekirdek düzenini oluştururlar. Rahman, Rab, Rahim üçlüsünün içinde Rab ile Rahim'in böyle bir özelliği mevcuttur. Yani birleme yapma. Bu nedenle bakın yine bir hatırlatma yapayım. Ben daha önceki
vermiş olduğumuz açıklamalarda, program bilgilerinde ne diyorduk? Teknolojik Üsler Birlik Komitesi ile çekirdek dünya Rabliği kilitlidir dedik. Anlaşılıyor. Kilitli dedik ama diğer için söylemiyorum. Bakın, diğeri tayinleme yapma statüsünde, nezaretçilik babından Rahmaniyet statüsündeki aktifliğini devrede tutmakla yükümlüdür. Diğer makro. Ama bu her iki makro diyoruz, birisi Rabbiyettir, diğeri Rahimiyettir. Bu beyanlayanda bunun komitelikleri de birbirine kilitlidir. Bir taraftan Rahim komiteliği dedik mi, Teknolojik Üstler Birlik Komitesi anlaşılacak. Diğeri Rab komiteliği dedik mi, çekirdek dünya Rabliği ile ilgili komitelik anlaşılacak. Evet. Bu çekirdek düzenin oluşmasını bekleyen bu iki makronun Rahman nezaretindeki üçüncü özdeş makrosu Rahman'ın desteğiyle harekete geçerek dualite fazındaki çekirdek düzeni itaat eder ve trinite fazındaki çekirdek düzeni mutlule gelir. Evet. Bu çekirdek düzeninin oluşmasını bekleyen bu iki makronun demek ki daima beklemede tutuluyor bakın. Rahman'ın nezaretindeki üçüncü makro daima tetikte tutuluyor. Tetikte. Evet. Bu daha önceden de anlaşılmalı. Hani daima Rahim kodundan devreye sokulanın dabadah olduğunu ifade ettim. Gene Rab kodundan devreye sokulanın kafistan olduğunu ifade ettim. Ancak cecikle alakalı fazla malumat vermedim. Açık söylüyorum. Neden? Zira tesis, yukras. Biliyorsun değil mi? O bahis yok. Yok, o zaman onu açmak zorunda kaldım. Ne yaptım? Gizli tuttum. Sen zamanında sordun bana. Ben biliyorum. Anlaşılıyor. Yani testis çekirdeği neydi? Nükleotit yukras. Öyle ilgili ona, onunla ilgili programı o dönemde açamaz. Açınca ne yaptım? İfşa etmedim mi? Demedim mi? O programı açtıktan sonra vurgulamadım mı? Mesele budur. Evet. Bu üç makrodan husule gelen trinite fazındaki çekirdek düzeni, testis çekirdeği, tanrısallığın yeryüzünde doğrulanmış olan kök hücresidir. Tanrılar kendi kök hücrelerinden hareketle çekirdek dünya ortamında üç aşamada önce Rahim, sonra Rab, sonra Rahman adına kendilerini yeryüzünde tecelli ettirerek yapılandırır ve yaratırlar. Bu üç makrodan husule gelen trinite fazındaki çekirdek düzeni, testis çekirdeği, bakın yeni bir bulut açıyor, dikkat edelim. Tanrısallığın yeryüzünde doğrulanmış olan kök hücresi diyor. Kök hücresi. Anlaşılıyor mu? Ne kadar önemli bu. Bu testis çekirdeğindeki bilgi, enerji, haslet, hepsini ele al. İmkan dedik mi? Hepsini ele alın. Bunun bilgisi, enerjisi çok önemli. Özellikle tabii bilgide bakıyorsun, tesis oluşturmuş, farkındalık düzeyleriyle alakalı neyin ne olduğunu kavratacak ve kavrayabilecek bir statü var, belirlenmiş. Yani bir tanrısal özün tesis çekirdeği denilen yeryüzünde yaratılmış olan bu hücresinle muhatap ol, o hücreyi oku. O hücrenin bilgisini Tanrı yok. Anlaşılıyor. Ne kadar önemli bir şey bu. Evet. Kök hücreler üç veçelidirler. Bu veçelerden bir Rahim'e, bir Rabb'e, bir Rahman'a bakar. Bakışlara gelen yanıtlar akışlar halinde olur. Akışlarda ihtiyacı imkanlar bulunur. Her veçe bu akışlarla gelişir ve kendi varlıklarına çekilmesi gereken Rahim, Rab ve Rahman destekli özdeş makroları çekim yasasının öngördüğü prensiplere uygun olarak çekerler. Üç evrede olan bu çekilişlere dayalı blokasyonlar tanrısal bütünleşmeyi ve bu bütüne ait merkezin yapılanmasını sağlar. İlk etapta Rahim destekli makro bilinç bütünleşmesi ve yaratılışı, sonra Rab destekli makro bilinç bütünleşmesi ve yaratılışı, bunların akabelinden Rahman destekli makro bilinç bütünleşmesi ve yaratılışı sinerjistik karakterde gerçekleşir. Evet, kök hücreler demek ki üç veçelidir. Rahman, Rab, Rahim üçlüsüne zaten kilitlenme bundan sonra başlar.
ilahi yasaların öngördüğü prensiplere uygun olarak bağlanış statüsü budur. Her bir tanrısal özün burada madde kainatı çekirdek düzeninde, diğer bir ifadeyle öz yaratım aktiflik doğasında yaratılmış olan kök hücresiyle diyoruz, Rahman, Rab, Rahim üçlüsüyle asıl bağlanması, asıl kenetlenişi sağlayan asıl bağlanması budur. Ne kadar önemli bir bahis aslında. Bakın, bunu hatırlatmak isterim. Rahman, Rab, Rahim üçlüsü mutlak vücudun beyinsel özünün bir testis çekirdeğidir. Düşünün bakın, neyle ne kilitleniyor? Neyle ne kilitleniyor? Bir tanrısal özün kök hücresiyle mutlak vücudun beyinsel özünün kök hücresi kilitleniyor. Burada ne var biliyor musunuz? Burada Allahlaşma, Allahlaştırma var. Açık söylüyorum. E tabii bir çobanı tepki koyar. Ama ne diyelim ki hakikat böyledir. Artık içinde bulunduğumuz seyyalleşme ortamında, şeffaflaşma ortamında açık konuşmak zorundayız. Böyle bir tesis çekirdeğini tanrısal özünün adına burada evet devreye sokmuş olan üç makro tanrısal özün tesis çekirdeği olarak, diğer bir ifadeyle kök hücresi olarak diyoruz. Kesin kes beyinsel öz idare mekanizması olan Rahman, Rab, Rahim üçlüsüyle kilitlenir. Ve artık bundan sonra tanrısallığın hakiki bir doğum odağı haline geldiği için oradan bir tanrı doğar, vücuda gelir.